Kanal 26'da yayınlanan Ebru Emre'nin sunduğu İş ve Yaşam programının bu haftaki konuğu Avukat Doktor Barış Günaydın'dı. Programda fikri mülkiyet hakları, bilişim ve sosyal medya alanlarındaki hukuksal durum ele alındı. Aynı zamanda Türkiye Bilişim Derneği Eskişehir Şube Başkanlığı yapan Avukat Doktor Barış Günaydın, programın başında fikri mülkiyet ve bilişim hukuku kavramlarını tanımladı ve bu konuda Türkiye'deki mevcut hukuki durumu anlattı. Bilişim hukuku, fikri mülkiyet, bu kavramlar evet kulak aşinalığımız var ama acaba gerçekten nedir? Bize bir tanımlar mısın tekrar? Şöyle bir bilgilerimizi tazeleyelim, bilmeyenlere de bu konuda bilgilerini verelim, aydınlatalım. Memnuniyetle. Fikri mülkiyet hukuku dediğimizde aslında telif hakları, bir kısmı telif hakları gibi, bu daha çok kitap, müzik eseri, sinema eseri gibi konular akla geliyor. Fikri mülkiyet çünkü çok kapsayıcı bir tanım. Bir yanında bununla ilgili de bir kanunumuz var. 5846 sayılı fikir ve sanat eserlerinin korunması kanunu. Bu alana ilişkin tüm düzenlemeler bu kanunda. Yani bir siz bir eser yazdınız, işte bir şiir yazarım kitabı, mesela, yazar köşe yazarımı yazıyorum. Evet, bunları bir kitap haline getirdiğinizde siz bir yazar olarak ortaya çıkardığınız bir telif hakkı sahibi olarak bir eser sahibisiniz. Bunların düzenlemesi özellikle dediğim gibi fikir ve sanat eserleri kanununa girmekte. Bir de işin sınai mülkiyet dediğimiz, yine fikri mülkiyet üst başlığı ama sınai mülkiyet dediğimizde daha çok endüstriye daha yakın. Yani marka, patent, tasarım gibi böyle bir üretim faaliyetini. Bir şeyi üretip ortaya çıkarttığımız, sıfırdan yaptığımız, tamamen icadı bize ait olan bir ürün. Kesinlikle bu ürün olabilir, bir geliştirdiğiniz bir teknoloji olabilir, mesela patent ya da işte bir çok özellikli bir tasarım olabilir. Bunların korunması da işte marka, patent, tasarım, bu kısımda sınai mülkiyet hakları ismini verdiğimiz. Bu da 2017'de yürürlüğe giren bir kanunumuz var. Kısa adı SMK. Programda ayrıca son dönemde yapılan sosyal medya düzenlemeleri ve bu kanunların gerek ve işlevleri gibi son yıllarda hepimizin hayatını yakından ilgilendiren konularda konuşuldu. Artık biz biliyorsunuz iletişim, kitle iletişiminde birçok haberi de sosyal medyadan da alır hale geldik. Dolayısıyla bu sosyal medya hukuku düzenlemesi sadece bize özgü bir sorun değil. Bu aynı sorun birçok ülkede, yani çok hızlı ilerledi. Hukuk maalesef biraz daha muhafazakar yapısı, yani geriden geldi. Teknolojinin hızına hemen bir yasal düzenleme yapamıyorsunuz. Evet. Bizim 56-51 sayılı internet ortamındaki yayınların düzenlenmesi hakkındaki kanun yeni bir kanundur. Ama teknolojik şeyin de gerisinde kalabiliyor bazen. İşte o dediğiniz en büyük sorun bu tür firmaların yurt dışı kaynaklı olması. Yani internetin ve şeyin sahibinin lokalleştirememiz, yerelleştiremememiz. Ama bu sorun Rusya'da da var, Çin'de de var. Aynı sorunu tüm dünyanın sorunu oluyor.